أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz başlık sabır başlığı. Sıradaki hadisimiz 46 nolu hadis. Ve an Süleyman bin Surad'in radıyallahu anhu. Süleyman bin Surad radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet. Kale dedi ki, kuntu celisen. Ben oturuyordum. Ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte. Ve raculani, öte yandan iki adam, yestebbani, birbirlerine hakaretler yağdırıyorlar, birbirlerine kötü konuşuyorlardı. Ve ahaduhuma, bunlardan bir tanesi, kad ihmarra vechuhu, yüzü kızarmış, demek ki öfkesi o kadar artmış ki, yüzü kıpkırmızı olmuş. Ve entefahat evdacuhu, ve böyle damarları şişmiş bir haldeydi. Öfkenin insanın nasıl kimyasını bozduğu bir tasvir var burada. Fekâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, İnni le'a'lemu kelimeten. Ben bir kelime biliyorum. Lev kâleha, o kelimeyi bu adam söylese, le zehebe anhu ma yecidu. O içinde bulduğu şey, yani o öfke hali, o gazap duygusu ondan çekip gider. Demek ki dediler ki, nedir ya Resulallah? Demiş ki, lev kâle, dese ki, eûzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyorum dese, zehebe anhu ma yecidu. İçinde bulduğu o öfke ve gazap hali kendisinden ayrılıp gider. Resulullah'ın bu ifadesinden anlıyoruz ki bizim bu kötü duygularımızı veya kötülüğe meyleden duygularımızı köpürten, kışkırtan, bunları harekete geçirmek üzere fırsat kollayan bir düşmanımız var. Şeytanın bizim görmediğimiz bir boyutta. Çünkü Cenab-ı Hak innehu yarakum, o sizi görüyor. Ve kabiluhu, ve onun takımı, min haythu la taravnahum, sizin onları görmediğiniz bir boyuttan, açıdan, cihetten, ne derseniz, görüyor. Dolayısıyla da bu görünmez düşmana karşı onun bizi kışkırtabileceği, hele hele ortamda yaşanmış ve bizim öfkemize uygun düşecek, öfkemizle eşleşebilecek bir durum varsa, bunu harekete geçirmeye son derece istekli bir düşmandan söz ediyoruz. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bizi onun eline çaresiz bırakmadığına göre, bizim elimize ne verdi dersek, Cenab-ı Hak bize zatına sığınmayı verdi. Bu öyle bir büyük fırsat, bu öyle büyük bir araç ki Cenab-ı Hak Kur'an'ı okurken bile şeytandan Allah Azze ve Celle'ye sığınıp şeytanı geride bırakarak Cenab-ı Hak ile birebir mükalemeye, konuşmaya, çünkü Kur'an Cenab-ı Hak ile baş başa kalma, konuşma, onu dinleme halidir. Cenab-ı Hak şeytandan sığınarak huzura çıkmamızı istiyor. Cenab-ı Hak şeytandan bize ilişmeye çalıştığı her anda sığınmayı öğretti. Sadece şu durumlarda sığının diye belli zamanlara hasretmedi. Genel manada dedi ki, وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ, şeytan sana her ne vakit bulaşacak olursa, ki biz bunu hissederiz, özellikle bunu hissetmeye, bunu yakalamaya hazır bulunan kimseler daha ilk anda farkına varır.
şu anda geldi diye. Çünkü hayatımız bu tecrübeyle geçiyor. Hep onunla olan bu etkileşimden ötürü. Gah şuna kızmışız, gah öktekine ağır konuşmuşuz. Gah bir iki yerde yanlış bir davranışın içerisine girmişiz. Sonradan bunları değerlendirirken şöyle bir vaziyeti gözden geçirdiğimizde, özellikle çakmak çakmak ilk düşünce ve duyguların filiz verdiği anları, bize o esnada sürekli konuşup duran, şöyle yap, böyle yap, şöyle et, o da senin hakkında böyle söylüyor, zaten buradan sana laf soktu, bak öteki şöyle diyor diye, içimizde bunları yoğun halde hissettiğimiz halde, ya bunlar nereden geliyor demeyiz. Çünkü perdelenmek istersek, aklıma geldi, içimden geçti, böyle düşündüm gibi ifadelerle o arada kaybederiz. Halbuki o konuşup duran melun şeytana karşı hazırlıklı bulunan kimseler daha o esnada daha rahat, daha net onun sesini duyarlar. Daha net onun oluşturduğu etkileşimin farkına varırlar. Ve اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا. Cenab-ı Hakk'ın o muttakileri anlatırken, yani o hazırlıklı bulunan kimseler, şeytanlar onlara varıp böyle ilişmeye çalıştıkları zaman hemen farkındalıkları ile durumu sezerler. Hemen uyanırlar, deyip şeytanın müdahalesine karşı hemen tavır almaya, hemen korunma kalkanına ve zırhına kavuşmaya. Nasıl olur derseniz, bu korunma zırhı ve kalkanı, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bu öyle bir kalkan, öyle bir zırh, öyle bir korunma girişimidir ki Allah Azze ve Celle kuluna bu korumayı sağladığında kul onun etkisinden korunur. Tamamen etkisi onun üzerinde azalır, ortadan kalkar. Tabii bu bir süreçtir. Sihirli bir kelimeden söz etmiyoruz. Sığınmanın kendisinden söz ediyoruz. Cümleciyi ağızdan çıkarmak değil, bu cümleye, bu ifadeye eşlik eden bir sığınma hali. Yani ya Rabbi, ben senin kudretine sığınıyorum. Beni içinde bulunduğum yaratılışta etkisi altına almaya çalışan duygular var. Ve bu duyguları aleyhimde kışkırtmaya çalışan bir düşmanım var. Ben sana sığınarak bunun altından kalkabileceğimi ancak düşünüyorum. Hani Allah elçisine bile Allah'ın rahmeti sayesinde yumuşak olabildin dedi. Demek ki diğer türlü ne olurdu? Kas katı, efendim, kızgın, öfkeli, çok rigid. Allah'ın rahmeti sayesinde Resulullah bile bu yumuşaklığa kavuşmuşsa, ya Rabbi, ben de sana sığınarak rahmetini ümit ediyorum. Üzerime rahmetini bolca yağdır. İçimdeki bu öfke parlamadan, etrafa yansımadan sönümlensin. Hatta kul öncesinden de bunun için dua edebilir. Ya Rabbi, bir sonraki öfke patlaması yaşayacağım, yaşamam muhtemel an için şimdiden senden niyazda bulunuyorum. Şimdiden sana şeytandan sığınıyorum. Şeytandan öncesinden dahi sığınma olabilir. Çünkü Hazreti Meryem'in annesi Hanne, Hazreti Meryem'i doğurduğunda inni uizuha bika, ya Rabbi, ben onu sana sığındırıyorum. Ve zürriyetaha yetmemiş, Hazreti Meryem'i Allah'a sığınmakla, sığındırmakla kalmamış, bir de ondan doğacak zürriyeti de Cenab-ı Hakk'a sığındırıyor. Ne kadar zekice ve akıl dolu bir dua bu. İnni uiduha. Beğenmese, yerinde doğru isabetli olmasa, Cenab-ı Hak onun dilinden alıp Kur'an-ı Kerim'in ayeti olarak ümmeti Muhammed'in ve bütün kıyamete kadar insanların önüne koyar mı bu güzelim duayı? Demek ki beğenmiş. Bize de öğretiyor demektir. İnni uiduha. O zaman kişi evladını, ya Rabbi, ben onu sana sığındırıyorum şeytandan ve hatta onun zürriyetini. İnni uiduha bika ve zürriyetaha mineşşeytanirracim. Önden böylesi nesiller boyu dua yapılabilecekse Cenab-ı Hakk'a sığınmak adına, kişi bir sonraki sahnede hayatın herhangi bir aşamasında yaşaması muhtemel duygularına bağlı olarak, öfke halini konuşuyoruz doğal olarak, başka duyguları içinde, şehveti içinde böyle dua edebilir. Biz onu Hazreti Yusuf'ta görüyoruz. Muhtemel bir şehvetin etkisiyle kadınlara kayıp yanlış yapma
yapabilme korkusunu Cenab-ı Hakk'a sığınarak, ona niyazda bulunarak ondan çözüm beklemiştir. Gerekirse hapis diyor. Dolayısıyla kul böylesi Cenab-ı Hak ile etkileşimde olursa bir süre sonra farkına varacak ki bu yaşadıkları aslında bir bahaneymiş. Sadece Allah Azze ve Celle ile iletişimde olabilmeyi ona öğretti. Bu iletişimin adı nedir? Dua. Cenab-ı Hak dedi ki her şey neredeyse hiçbir şeye yaramaz. Tek bir sonuca, bir güzelliğe yol açar ki o da sizin duanız. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ Rabbim sizi ne etsin? Yani her şeyimiz bizim, varlığımız şeyimiz. Zaten onun yarattığı varlıklarız. Ama ona yönelen o yakarışımız, ona yönelen o sevgimiz, o Cenab-ı Hakk'a huzura çıkan niyazımız, bunlar Allah Azze ve Celle katında bir değer ifade ediyor. O yüzden bu ayette duanın o muazzam değerine olağanüstü bir vurgu var. Dolayısıyla koca bir ömür yaşadığında gah öfkeden, gah şehvetten, gah hırstan, her ne sıkıntıdan olursa olsun, gah beladan, musibetten dönüp bir bakacak ki ömrünü tamamlarken aslında hepsi Cenab-ı Hak ile hemhal olmak üzere Rabbimin bana gönderdiği bir lütufmuş, bir ihsanmış diye kul bunu böyle görecektir. Filhakika zaten öyledir. Fekalu lehu, gidip o adama dediler ki innen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin hakkında dedi ki böyle böyle, yani ben bir kelime biliyorum, söylese o sıkıntısı gider. Gale, dediler ki teavvaz billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytanın, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın diye öğüt verdiler. Resulullah'ın o iç geçirdiği ifadeyi, yani istiazeyi ona öğretmiş bulundular. Böylece Allah'a sığınan kullar her dem, her vakit Cenab-ı Hakk'ın yardımını uman, hem de her şeyi için, duygularını yönetemeyince bile kişinin Cenab-ı Hakk'a sığınması. Zaten ondan gayrı da bir sığınak olamaz. Yani istiaze, sığınma ancak Allah Azze ve Celle'ye yapılır. Cenab-ı Hak kulun sahibi, onun yegane sığınağıdır. Muttefakun aleyh. Bu hadisi İmam Buhari de sahihine almaya değer görmüş. İmam Müslim de sahihine almaya değer görmüş. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bir hadis programının sonuna geldik. Dilerim Allah Azze ve Celle fırsat ve imkan verirse bir başka programda beraber oluruz. Allah'a emanet olun.